günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Arsak'ta Sever Antlaşması'nın uygulanmasından kaçınmak için bir savaş. Kültür bilimci Karine Hakopyan ile röportaj. Birleşmiş Milletler Değerlendirme Misyonu Dağlık Karabakh'a gitmeye hazırlanıyor. Arsak'ta restorasyon çalışmaları devam ediyor. ABD 2021 askeri bütçede Türkiye'ye yaptırımlar öngörülüyor. Atenadaran Müze Kompleksinin ana sergisi 8 Aralık'ta yeniden açılacak. VaTernistan dövlət başkanı Armenak Abrahamyan VaTernistan televizionu ilə yaptığı bir söhbətdə Fransa Senatoosu və Ardından Parlament otağı əzici çoğunluq tərəfindən qəbul edilən Arçax qərarından bəhs etdi. Armenak Abrahamyan bu oylamaların nəticələri haqqında fikrini ifadə etdi. Senato ve parlamentoda yapılan tüm tartışmalardan ve Cumhurbaşkanı ile hükümetin cevaplarından sonra Fransa'nın Arsak Savaşı'nda Sever Antlaşması meselesini 100. yılında onaylamak ve uygulamak için nasıl atlattığını anladım. Senaryo en iyi şekilde işlendi. Arsak şu anda Türkiye'nin uluslararası savunmasının bedelini ödüyor. Ancak Azerbaycan ve Ermenistan devlet egemenliklerinin çoğunu tehlikeye attı. Artsax'ın uluslararası hukukta tanınmasının ancak Batı Ermenistan'ın hukuken ondan ayrılmaya karar vermesi durumunda etkili olabileceği her uzman için açıktır. Artsax'ın 1920'den beri Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu tekrarlıyorum. Dolayısıyla o dönemde Ermenistan aleyhine kullanılan Sovyet yasasının bugün hiçbir hukuk gücü bulunmuyor. Kanunun istisnai olarak Türkiye ve Azerbaycanın sınırları Batı Ermenistan sınırlarının bittiği yerde başlar. Orası Ermeni kimliği tamamen silinene kadar soykırım, etnik temizlik, savaşlar için bir açık kapı. Sevr Antlaşmasının onaylanması ve 1. yüzyıl dönümünde uygulanmasının aleyhine olan Fransa'nın Artsax'ı tanımasına ilişkin bu senaryo 1987 ve 2001'de kendilerini Ermeni davasının savunucusu ilan eden aynı kişiler tarafından planlanmıştı. Bu, Ermeni sorununun siyasi çözümüne ilişkin Avrupa Parlamentosu kararının ikinci maddesinde belirtilmiştir. Madde ikinci Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 1915 ile 1917'de Ermenilere karşı işlenen trajik olaylar, 9 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onaylanan soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmeye göre soykırımdır. Aynı zamanda madde, modern Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğundaki Ermeni nüfusunun yaşadığı trajediden sorumlu tutulamayacağına dikkat çekiyor ve bu tarihi olayların soykırım olarak tanınmasının günümüzdeki Türkiye'den talep edilecek siyasi, hukuki veya maddi bir neden olmayacağını vurgulamaktadır. Röportajın tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan televizyonunda kültür bilimci Karine Hakopyan genel kültür politikası terimini ve teorisini sundu. Dünya kültür politikasının gelişimine ve Ermenistan'da bulunan vizyonuna değindi milli kültürün öneminden ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde korunması ve geliştirilmesi için beklentilerinden bahsetti. Batı Ermenistan'da kalan kültürel mirasına, göçebe kabilelerin kendilerini ait olarak tanıtma girişimlerine değindi. Ayrıntılı olarak dış kültür politikası, film eleştirmenleri, edebiyat eleştirmenleri ve diğer kültürel alanlarındaki çalışmalardan bahsetti. Birleşmiş Milletler kapsamlı değerlendirme misyonu bölgedeki insani durumu değerlendirmek için Dağlık Karabağ'a gidecek. TAS ajansı tarafından bildirildiği üzere bu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zakharova tarafından belirtildi. Zakharova uluslararası Kızıl Haç Komitesi bölgede faaliyet gösteriyor ve Birleşmiş Milletler kapsamlı değerlendirme misyonu oraya gitmeye hazırlanıyor dedi. Zakharova'ya göre Rus tarafı insani sorunların çözümünde ilgili Ermeni ve Azerbaycan yapılarıyla yakın temas halinde ve ilgili uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadır. Bölümler arası insanı yardım merkezi, Dağlı Karabağ'daki eski ikame yerlerine geri dönen mültecilere verdiği desteği artırıyor. Stepanakert dahil, Arsak'ın neredeyse tüm yerleşim yerlerinde savaştan zarar gören binalar restore ediliyor. Armınpres tarafından bildirildiği üzere Arçak Kentsel Gelişim Bakanlığı bu konuda bilgi verdi. Savaştan zarar gören eğitim tesisleri, apartmanlar, evler ve çatıların yeniden inşası devam ediyor. İlk aşamada çatı, kapı, pencere montajı yapılırken ikinci aşamada iç dekorasyon yapım çalışmalarına başlanacak. Hasar gören evlerin restorasyonu için ev sahiplerini inşaat malzemesi temini sürüyor. Artsakh'ın kırsal kesimlerinde uzun yıllardır oturulmayan ve tahliye edilen ailelere verilen evlerde de yenileme çalışmaları yapılıyor. Kongre 2 Meclisi tarafından onaylanan ABD 2021 taslak savunma bütçesi, Rusya'nın S-400 uçak savar füze sistemleri satın alması nedeniyle Türkiye yaptırım uygulamayı öngörüyor. Tertiyeme göre taslakta bu yasana yürürlüğe girmesinden en geç 30 gün sonra ABD Başkanı S-400 sistemlerinin satın alınmasında yer alan herhangi bir kişiye 5 veya daha fazla kısıtlama getirmelidir diye belirtiliyor. ABD, Türkiye'nin S-400'ü satın almasıyla ilgili endişelerini defalarca dile getirdi. Çünkü Rusya'nın 5. nesil F-35 bombardıman uçakları hakkında bilgi almak için bu sistemleri kullanabileceğini düşünüyorlardı. Ancak Ankara yetkilisi, S-400 sistemlerinin satın alınmasının siyasi değil, tamamen askeri bir mesele olduğunda ısrar etti. Mesrop Masnohs Eski El Yazmaları Araştırma Enstitüsü Matenadaran Müze Kompleksi'nin ana sergisi 8 Aralık'ta yeniden açılacak. Armen Press tarafından bildirildiği üzere, Matenadaran'ın resmi Facebook sayfasında yayınlanan mesajda ziyaretçilerin sergileri Salıdan Cumartesi gününe kadar 10 ile 17 saatleri arasında izleyebilecekleri belirtiliyor. Matenadaran'ın sergi kompleksi eskide olan bir sergi salonu yerine Artık kalıcı geçici özel sergiler için tasarlanmış ve yüzlerce serginin sunulacağı 12 sergi salonundan ibaret. Matenadara'nın yaklaşık 2000 el yazması hazinesinden tam el yazmaları, el yazması sayfaları, belgeler, antika kitaplar, değerli kapak örnekleri, bireysel minyatürler sergileniyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nerses Norhali'nin Nor Zagik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan'ın devlet televizyonundan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.